Ben şimdi eve geçiyorum. Bakıcı oraya gelsin. Orada görüşeceğim. Tabii. Hemen ayarlıyorum. Tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Ne tarafa sağdın bey? Eve eve. Nasıl, memnun musun işinden? Çok sağ olun Sadun Bey. Gayet memnunum. Vallahi Sadun Bey, ben hayatım boyunca küçük bir dükkanda ayakkabı tamir ettim. Babam mesleği, orada da çok mutluydum tabii de böyle açık hava falan çok iyi geldi yani. Oh. Annem de çok mutlu. Harika. Ya annenin yemekleri bizim için çok önemli. Şimdi Çiçek'in hem sağlıklı hem lezzetli şeyler yemesi lazım. Anne özlemi yaşamaması lazım. Merak etmeyin Sadun Bey, annem ona o kadar güzel şeyler yapar ki yani tam yerini tutmaz tabii de bir nebze olsun annesinin yokluğunu azaltır inşallah. Ha Yunus, nasılsın, nerelerdesin? Sağ olun Sadun Bey. İyiyim. Kars'a geldim ben. Benim amcaoğlu var burada, peynir işi yapıyor. Biraz ona yardım edeceğim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz biz de. İyiyiz. Çiçek de çok iyi. Hatta tam şimdi ondan bahsediyorum. Öyle mi? Geldim ben de buraya ama onun özleminden burnumun direği sızlıyor. Nasıl, iyi mi benim çiçeğim? Özlüyorsundur tabii Yunus. Tabii, normal. Ama hiç merak etme. Çiçek çok iyi. Yani seni özlüyor, annesini özlüyor ama yapacak bir şey yok. Ya sen en azından şunu bil, burada çok iyi şekilde bakılıyor. Allah razı olsun sizden. Hakkınızı ödeyemem. Bak dediğim gibi Çiçek çok iyi Yunus. Hepimiz seferber olduk burada onun için. Sen orada işlerini toparla, kendini toparla. İstediğin zaman gel gör. Hem biz gidince görüntülü de konuştururuz seni. Sağ olun Sadun Bey, sağ olun. Sen de sağ ol. Darmadağın oldu bu adamın hayatı. Karısı vefat etti değil mi Sadun Bey? Vallahi Sadun Bey, ben Meryem'i kaybettiğimi düşünemiyorum bile. Allah sabır versin.